Ekranlarınızda sizler de görüyorsunuz. Yeni Bosna Tabur Komutanlığı'nda keşif yapan DAEŞ'lı terörist yakalandı. Gelen görüntüler var, ajanslardan düşen görüntüler var. Yakalanma anına ilişkin onları ekranlarınıza taşıyoruz ve konuyla ilgili ayrıntıları da şimdi telefon hattımızda olan Mehmet Karataş'tan alacağız. Mehmet, sözü sana bırakalım. Bu son dakika bilgisiyle ilgili ayrıntılar neler? Evet, öncelikle sıcak bir gelişme olduğunu sizlerle paylaşalım. İstanbul Yeni Bosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nda keşif yapan bir DAEŞ'li teröristin yakalandığını ifade edelim. Tabii ki bu görüntülerin öncesinde bu noktada özellikle de keşif yapan DAEŞ'li teröristin yine o bölgede bulunan ekipler tarafından fark edildiği ve sonrasında da gözaltına alınan bu kişinin DAEŞ terör örgütüne mensup olduğu ortaya çıktı ve özellikle de bulunduğu bu noktayı da tarif etmekte fayda var. Özellikle de buradaki o tabur komutanlığının hemen sağ tarafında yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yeni Bosna Karakolu 75. Karakol bulunuyor ve karakolla birlikte aynı zamanda dediğimiz gibi orada bir de tabur komutanlığı var. İşte DAEŞ'li teröristin bu noktada keşif yaparken yakalandığını ifade edelim. Tabii ki yapılacak olan incelemeler neticesinde burada yapacağı bu keşif sonrasında nasıl bir hazırlık yapıyorlardı ya da bu noktada nasıl bir planlama söz konusuydu? Tabii ki bunlar da ilerleyen dakikalarda netlik kazanmış olacak. Evet, bir kez daha ifade edelim. İstanbul burada özellikle de tabur komutanlığında DAEŞ'li bir teröristin hem emniyet karakolunun olduğu noktada hem de tabur komutanlığı çevresinde incelemeler yaptığı belirlendi ve İstanbul Yeni Bosna'da İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan bir kişinin DAEŞ'li terörist olduğunu belirtelim. Dediğimiz gibi bölgede özellikle de tabur komutanlığının içerisini görebilmek ve o noktalarda ne gibi önlemler var ya da orada ne gibi bir durum söz konusu, işte tüm bunları görebilmek üzere hemen o bölgede bulunan bir ağacın üzerine çıktı. Evet. Ve tabur komutanlığı gözetlediği de belirlendi. Ama şu an dediğimiz gibi DAEŞ'li bir terörist ve sonrasında da tabii kimler var arkasında, kimlerle irtibatta olduğu da inceleniyor.